Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar birlikteyiz. Bugünkü sanatçımız Süleyman Nazif olacak. Süleyman Nazif dediğimiz zaman hemen soy ismine odaklanacağız ve Nazif'ten aklımıza Nazi gelecek arkadaşlar. Nazif'ten Nazi gelecek arkadaşlar aklımıza. Bakın burada bir Nazi askeri görüyoruz. Kolunda da Nazi arması var. Hemen şu köşeye de bir tane ışınlayalım. Nazif dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Nazi geliyordu. Evet, hemen hikayeye başlıyoruz. Bir gün Nazi askerleri elinde bulunan tutsak kaçmak ister. Ve bu kaçışını gündüz vaktiyle herkesin gözünde değil de geceleyin yapar arkadaşlar. Geceleyin herkes uykuda olduğundan dolayı sadece onun peşine gitmeye iki tane Nazi koşar. Ve peki nereye doğru koşuyor bunlar? Bakın hemen tabelaya bakıyoruz. Tabela bize açıklıyor. Malta Adası ve de Irak yazıyor. Bu iki yer birbirine sınır durumunda. Bizim kaçağımız Malta Adası'nda bir çalılığın arkasına saklanıyor ve gece olduğundan dolayı Naziler göremiyor. Malta Adası'nda saklanıyor arkadaşlar. Malta Adası'nda geceleyin saklanıyor ve gününü orada geçiriyor gecesini. Malta Adası'nda, Malta'da bir gece geçiriyor. Ve bu gecede bir çobanla tanışıyor. Bu çoban da Irak sınırından gelmiş. Irak'tan firar etmiş. Birbiriyle tanışıyorlar. Çobanla tanışıyor ve birbiriyle İki dost oluyorlar. Ardından çoban elindeki kavalı görüyor. Ve de diyor ki çobana, çal çoban çal diyor. Çal çoban çal diyor. Çoban da bakın hemen çalıyor. Onu kırmıyor. Dost, iki dost çünkü bunlar. Ardından çalılıkların arkasında olan yılan bununla birlikte efkarlanıyor. Ve uykusunu bölüp bu kaçağa doğru saldırıya geçiyor. Peki bu yılanın özelliği ne? Bu yılanın özelliği tarihin en zehirli yılanı. Durumunda ve ne demiştik? Efkarlanıyordu. Bu efkarını kaçakta gösteriyor. Kaçağa doğru saldırmaya gidiyor ve bunu gören kaçak da feryat, figanlar halinde bağırıyor. Figan ediyor, feryat ediyor. Sonrasında feryat figan ettikten sonra aklına geliyor ki ben aranıyorum diyor. Ben aranıyorum. Bağırmamam lazım. O yüzden dolayı da gizli gizli figan ediyor. Gizli gizli feryat figan ediyor arkadaşlar. Çünkü peşinde iki tane Nazi askeri var. Gizli gizli figan ediyor yılan saldırdıktan sonra. Ve de bu figan işe yaramıyor. Bu feryat figan işe yaramıyor. Yılan korkmuyor ve cebinden 33 onunu, telefonunu çıkartıyor arkadaşlar. Ve telefonun bataryasıyla yılana ateş açıyor arkadaşlar. Ve de yılan oradan kaybolur. Hikayede burada son bulur arkadaşlar. Bugün 7 eseri inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube'dan beğenmeyi unutmayın. Ve de daha fazla videodan haberdar olmak için abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın, iyi çalışmalar.